savaş yoluna yönelik ön plana çıkan konu nedir diye karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani burada döküntü de olacağı için zaten hani korona önlemlerini almak çok daha rahat olacak. Bu sefer de M çiçeği veya M-pox diye adlandırılan, daha önceleri maymun çiçeği olarak adlandırılan bir hastalık gündemimizde. Aslında bakıldığı vakit virüs ilk olarak 1958 yılında tespit edilmiş ve laboratuvara deney amaçlı gönderilen maymunlarda ilk tespit edildiği için maymun çiçeği olarak adlandırılmış. Eski bir virüs ailesine ait bir virüs, pox virüs ailesine ait bir virüs. Ama doğal kaynağı daha sonra bakıldığında sadece maymunlar değil, özellikle kemirgenler olarak tespit edildiği için böyle bir de isimlendirmede hani bir bölgeyi veyahut da bir türü direkt damgalamaktan kaçınılmak hedeflendiği için de günümüzde M-pox olarak veyahut da M çiçeği hastalığı olarak adlandırılmak daha uygun görünmüş durumda. Bakıldığı vakit ilk insan vakası 1970'li yıllara dayandı. İki farklı alt tipi var virüsün. Aslında belki daha fazla da var ama bu COVID'deki gibi direkt varyant olarak adlandırılabilecek şekilde karşımıza çıkmıyor. İlk tipi Orta Afrika kladı olarak adlandırılan tip 1. Ki şu anda işte gündeme oturan tip de bu. Diğer tipi ise Batı Afrika tipi, tip 2 olarak adlandırılan tipi. Batı Afrika tipindeki ölüm oranı daha düşük karşımıza çıkıyor. Burada biraz daha yüksek karşımıza çıkıyor ama bağışıklık sistemi iyi olan kişilerde yine de bakıldığı vakit fatalite oranı binde birler civarında. Hastalıktan nasıl korunmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Burada yakın temas ve uzun süreli yakın temas ön plana çıkıyor bulaştırıcılıkta. Dolayısıyla kişisel hijyenimize dikkat etmemiz büyük bir oranda hastalıktan korunmak için, temas ettiğimiz kişilere dikkat etmemiz hastalıktan korunmak için yeterli gibi görünüyor. Hani böyle çok ciddi şimdi yaşanan bir pandemi deneyimi olduğu için tabii toplumdan gelen kaygıları da anlıyoruz ama hani olay çok farklı burada. Dolayısıyla bir COVID pandemisindeki durumlar burada yaşanmayacaktır. Kişiler özellikle buradaki döküntülerden dolayı daha net bir şekilde bir kere belirtileri göstereceği için bulaştı bu oranda daha az olacaktır kişilerin kendini korumaya almasıyla. El hijyenine çok dikkat edelim, temas önlemlerine dikkat edelim. Özellikle işte bu böyle seyahat, döküntülü hastalık, ateş öyküsü olan kişilere biraz mesafeli davranmamız aslında korunmamız için yeterli. Bir önceki bu 2022'deki bulaşta büyük oranda işte korunmasız uzun soluklu cinsel temas ön plana çıkmıştı. Buradakinde durum biraz daha farklı görünüyor. Tanısını o döküntülerdeki sıvı içerisinden alınan örnekle doğrulama imkanımız var. Yine artık halkımız da çok iyi biliyor. Polimeraz zincir reaksiyonu PCR diye hep gündemimize oturdu. PCR tanı testleriyle bunun ülkemizde de Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda, Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda örnekleri gönderdiğimiz vakit tanısını koymamız mümkün. Daha önceki bu 2022-23 arasında ülkemizde de sınırlı sayıda vaka görülmüştü. Bunda da hani vaka görülmez diye bir iddiada bulunmak mümkün değil tabii ki de. Vaka görülebilir ama önlemimizi alacağız, korunacağız. Burada COVID'tekinden çok daha şanslı bir durum olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bir kere çiçek hastalığı işte 80 yılında eredike edilene kadar 80 yılı öncesinde doğmuş olanlar çiçek hastalığına karşı korunmalı aşılı olduklarından dolayı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu. Çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün. Daha sınırlı gruplara önerilen bir aşı da
söz konusu. O da belki gündeme gelecektir. Şu anda daha biraz bunun için konuşmak için erken. Antivirali var, etkili bir antivirali var ama şu aşamada hani o ilaç da herkese olan, herkese kullanılacak şeklinde bir durumda değil. Daha ziyade işte bulgulara yönelik tedaviler ön plana çıkıyor. Hastanın ateşi varsa ateş düşürücü, ağrısı varsa kas ağrıları vesaire olabiliyor. Bunlara yönelik tedavileri mümkün. Paniğe gerek yok. Elde var olan antivirallerden bunlara da etkili olanlar var. Biraz daha işte bu konuda da deneyime de ihtiyaç var, bilgiye de ihtiyaç var. Takdir edersiniz ki hani hastalıkta öyle henüz daha yeni onun için paniğe gerek yok. Tekrar onu söylemek istiyorum ben. Hani sürveyans çalışması bakanlık devamlı enfeksiyon hastalıklarında yürütüyor. Aşısının sınırlı gruplara uygulanmak üzere yurt dışında varlığı ama ülkeye bu gelir mi gelmez mi? Bir de herkesin epidemiyolojisi, bulaş özellikleri açısından da farklılık arz ediyor. Onun için hani bu konuları ele almak için biraz daha veriye ihtiyaç var. Bilkent Şehir Hastanesi olarak pandemi döneminden çok tecrübelenerek çıktınız da hasta olan kişiye ait alınacak önlemler var. Hani o grubu total yaptalamak hiçbir şekilde doğru değil. Çünkü hastalık zaten hani bakıldığı vakit klasik teknik pandemi anlamında pek çok yerde görülmüş durumda. Dolayısıyla sadece bir gruba özgü olarak bunu tanımlamak hiç doğru değil. Bunu Covid'de de yaşadık. Yani Çin'de çıktı diye her Çinli mi risk getirdi? Yok. Kendi en temel insanımızdan ilk tespit edildi. Dolayısıyla hani böyle gruplara yönelik bir mesaj vermek doğru değil. Hastalığın klinik bulgularını bilip ona göre bunları geliştiren kişiler ve onların temaslıları üzerinden iz sürmek doğru.